için. Hakan Bey e, hava da durum ne e, şimdi Merve Hoca diyor ki e, harbi hazırlık diye bir şey var bu çok önemlidir. Elinizdeki kağıt üstündeki şeyler çok e, önemli görünse de bunları kullanmak kapasitesi diyebileceğimiz harbi hazırlık diye bir şey vardır. Bu hem toplumsal hem ekonomik hem siyasal hem düşünsel hazırlıktır. Burada e, ne kadar hazır olmak mümkün onu bilemiyoruz e, dedi. Size göre e, şu anda dengeler ne aşamada? E, çünkü biliyoruz ki artık savaşların büyük bölümü deniz kuvvetiniz olsa, kara kuvvetiniz olsa yukarıda geçiyor işte. Uzayda geçiyor bir kısmı. Evet. Bir kısmı, Merve e, Hanım'ın söylediği gibi siber e, ortamda geçiyor e, ve tayyareler. Ne durumda şu anda dengeler? Şimdi şöyle söyleyeyim günümüzde yani 2000 günümüzde açık kaynak istihbaratları normal istihbarattan önüne geçmiş durumda. Yani bugün CIA'ya bile baktığınızda yıllık istihbarat verilerinin çoğunu açık kaynaktan topluyor. Zaten Amerika ile nükle e, Rusya arasında silahsızlanma görüşmeleri, New Start gibi yani nükleer silahların azaltılması görüşmelerinde Herkes e, belli gücünü söylemek, beyan etmek ve bu konuda da hile yapamamak durumunda. Çünkü yapması karşı tarafı çok aşırı derecede bir silahlanmaya sevk edecektir. Aynı şekilde birçok ülkelerin yani Kuzey Kore gibi çok kapalı ülkeler haricinde biz birçok ülkelerin envanterlerini e, bir şekilde görüyoruz. Yani Global Firepower mesela çok güvenilir bir şey değil. Yani Amerika'da kendi uçaklarını bile doğru gün sıralamayan ülke orduları güçlü ordu sıralaması yapan... Yani çok saçma şeyler yapıyor, ee, sıralamalar yapıyor ki burada şunu, kimi bir orada güçlü dediğinizde neye göre güçlü? Yani, gl yani global firepower'ın listeleri palavra. Yok, ben şimdi size e, <laughs> şey kaynaklardan, e, çok muteber kaynaklardan zaten tablolarla sunacağım. Ama burada şu var, yani şu konuda da kesinlikle haklı Merve Hanım. Şimdi harbi hazırlık oranları, evet, mesela Avrupa'daki uçakların çoğunun harbi hazırlık oranlarını biliyoruz. Çünkü mesela Eurofighter'ların düşük diye sürekli konuşuyoruz. Bu çok net bilinmiyor, bilinmiyor olabilir, eğitim seviyeleri, seviyeleri bilinmiyor olabilir ama ülkelerin envanterleri 3 aşağı 5 yukarı biliniyor ve 4 tane e, nükleer silahların yayılması anlaşmasına göre yasal olmayan nükleer güç olan yani Hindistan, Pakistan, Pakistan Kuzey oraya. Kore ve İsrail haricinde diğerlerinin... E, Kapasite, nükleer kapasitesi de az çok belli. Yani kimde ne kadar denizaltı var? Bu denizaltıların içinde kaç tane balistik füze var? Bu balistik füzelerin içinde kaç tane başlık var? Bu zaten anlaşmalarla belli. Çin'inki de üç aşağı beş yukarı biliniyor. Aynı şekilde uçakları ve biz de o uçakların kabiliyetlerini de yani üçüncü nesiller, dördüncü nesiller çünkü uçağı biliyoruz yani bir F-15, 100 tane F-15 varsa sizde bende de işte 200 tane F-16 varsa iki uçağı da kabiliyetlerini az çok bildiğimiz için bunu kıyaslayabiliyoruz. Ben şimdi size genel olarak, e, isterseniz şeyden başlayayım, hava kuvvetlerinden başlayayım, e, füze kuvvetleri ve nükleer kuvvetler olarak gidip, birazcık da deniz kuvvetlerine değinip, e, kara kuvvetlerini de sayın Erenler bırakacağım. E, şöyle söyleyeyim, şimdi e, arkadaşlar, bizden e, rica etsem bir no'lu tabloyu <laughs> verirlerse, slaytı verirlerse, şimdi bu e, özellikle, Flight International dergisi ve sitesi var, Flight International Air Force 2022 rakamları bunlar. Şimdi bakın buradaki rakamlar silahlı yani bomba ve mühimmat taşıyan yani sadece savaş uçakları değil savaş uçaklarının ve bütün yani muharip uçaklarının sayıları. Şimdi burada baktığınızda şöyle bir tablo görülüyor. Şimdi Amerika, Çin ve Rusya bu tabloya bakarak evet bu ülkenin hava kuvvetleri çok güçlüdür demek yanlış olabilir. Bu konuda Merve Hanım haklı. Neden? Bakın altta İsrail'i ben ekledim. İsrail yok. Şimdi oraya bakarsanız Tayvan ve e, Mısır 8. sırada e, çok daha e, şey yani kuvvetli bir şey rica edebilir miyim? Bu şu ekranda verebilirler mi? Uzaktan göremiyor, Tabii şu arkadaki ar ekranı arkadaşlar. Evet, oraya da verirlerse. Evet. Ah, e, şimdi buradan şöyle buradan şöyle bir e, tablo çıkıyor. Şimdi İsrail'in bakın ben aşağıya yazdım. 268 tane uçağı var. Şimdi F16C savaş uçağı, F16D eğitim uçağı ya. Hı hı. Onu eğitim uçağı için katmamışlar. O da siz de çok iyi biliyorsunuz. Galatasaray o da bir savaşça. Dolayısıyla onu da eklediğimizde 335 tane. Şimdi buradan şöyle bir şey mi diyoruz yani? 335 tane İsrail'in uçağı olan İsrail Tayvan'dan Mısır'dan ...ve Suudi Arabistan'dan daha değil güçsüz değil mi? bir hava gücü mü? Yani dediği doğru yani aslında rakam çok net vermiyor. Ama biz biliyoruz ki İsrail Hava kuvvetlerinin uçakların kabiliyetleri F-15, F-16 ve F-35... ...yukarıdaki Mısır Hava Kuvvetleri'nden ve Tayvan Hava Kuvvetleri'nden çok daha kabiliyetli... ...ve hatta ondan çok daha fazla uçağı olan Pakistan'dan da... ...ve bir de aynı zaten İsrail sürekli savaşan bir ülke. Dolayısıyla bunu böyle kıyas edebiliriz. Aynı şekilde burada Türkiye'ydi... Ee, sürekli 30-40 yıldır terörle mücadelede şey yapan etrafında bir ateş çemberinde olan bir hava gücü olarak daha sayısı az ama e, onu da başka bir yerde konumlandırabiliriz. Veya 5. örneğe bakalım 5. örnekte diyor ki e, Kuzey Kore 572 savaşçı Doğru mu rakam? Evet bu rakamlar doğru. Yani 3 aşağı 5 yukarı doğru. Kesinlikle yani böyle çok bunları bulmak da çok zor bir şey değil. Bunları istihbar etmek de çok zor bir şey değil. Çünkü uydu denen bir şey var artık. Uydu fotosu var. Sürekli insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Üstlerin yanında. Mesela ne oldu? Geçen hafta Avrupa'nın kuzeyinde Kaliningrad'a MiG-31 geldi. Altlarında hipersonik füze denen aslında havadan atılan balistik füze olan kinzallar vardı. Hemen sosyal medyada benim takip ettiğim şeyleri düştü ve Ruslar Kore'nin orada Mi-31 konuşlandırdığını söylediler. 2000 kilometre menzilli bir balistik füze bu. Yani oradan kaldırdığı uçakla bütün Avrupa'yı menzilli için aldı ki bunu niye yaptı? Bu Ukrayna krizinden bir gözdağı. Yani ben bir güç artırımı. Şimdi burada Kuzey Kore'ye devam edersek 572 tane uçağı var ama en iyi uçağı MiG-29. Biliyorsunuz MiG-29 F-16'ya karşı yapılmış uçak. Evet. Şimdi mig 29 olan bir ülke North işte 572 tane olan Aşağıdaki F-15'leri olan Suudi Arabistan'dan, e, yine Rafaller olan Mısır'dan, F-16'lı olan Mısır'dan ve F-35'leri F-16'lı olan İsrail'den daha güçlü bir hava gücü olamaz yani. Dolayısıyla burada çok net diyebiliriz ki oradaki 5 numaralı sıralama sayısal sıralamayı vermişler ama güç olarak tabii ki değil. Yani böyle bir yorum yapabiliriz. Neyse çok uzatmadan konumuz Amerika, Bence Rusya, Çin olduğu için hemen oraya geçiyorum. Şimdi tamam Amerika'nın çok fazla uçağı var ve Çin'in uçağı Rusya'dan fazla. Aynı durum orada da geçerli. Şimdi Çin'in uçakları fazla ama birazdan göstereceğim. Çok eski model uçaklarından 300-400 yani tane bu, var. Bu hızda yaparsanız bu akşam programı bitiremeyiz biliyorsunuz değil mi? <laughs> yani bir hafta falan sürer bu işler. Yani. Tamam, daha hızlı. <laughs> Dolayısıyla e, burada şu bu tabloya baktığımızda şunu görmemiz yani lazım. Şunu söyleyeyim, bizi izleyenler. E normal zeka seviyesi biraz daha özel. O yüzden hani aynı şeyi 10 kere tekrarlamadan tamam, bir kere söylediğinizi tamam. anlıyor da emin olun. Tamam. Bu tabloya baktığımızda şunu anlıyoruz ki Rusya'nın e, uçağı Çin'den daha az olmasına rağmen... Ben de düzgün Rus... e, Tamam yok onu demek istiyorum işte. <laughs> Rusya... Tekala bir söylediniz mi zaten? Yok yani Rusya daha kabiliyetli uçaklar olduğu için Rus hava kuvvetleri şu anda dünyada ikinci sıraya geliyor. Şimdi... Amerika'dan da Rusya gelir yani. Evet. Çin'in sayısı üstüne evet. değil? Şimdi ikinci ne no olur? geçersek Şimdi burada da işte e, sadece sizin e, sonuçta bir arşiv program YouTube'dan da seyrediliyor. Hani seyirciler daha sonradan bakabilsinler diye. Bunu bu şekilde eklemiş olalım. Ve buradan 7 e, no'lu şeye geçersek, arkadaşlar geçersek. Say. Şimdi bakın burada şunu göreceğiz. Burada ülkelerin uçaklarının sayıları var. 7 arkadaşlar, 7. 7 no'lu slide'da biz bu uçakları az çok biliyoruz. Yani burada bildiğimiz, bildiğimiz mesela F F15'leri, işte F22'leri, F35'leri var. Bu Amerika'nın ana muharip uçaklarında en ileri olanları. Bakın bunların karşılığında Rusların Su serisinde 423 tane uçağı var. Yani buradan zaten Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çok aşırı derecede bir baskın olduğu, yani çok kuvvetli olduğu görülüyor. Bu tablodan hmm. görülmesi gereken. Ve biraz önce söylediğim şey Çin'e baktığımızda bakın yukarıdaki J7, J8 400 tane 300 tane. Yani o bütün ağırlığı onlar yapıyor. Ve alttaki Q5 mesela çok eski bir uçak. Rus Çinlilerin de buradaki bu Su-27 serisi 399 ve ben buraya 19'u kendim şey yaptım. Çünkü iki filo geçtiği söylendi. Çin'in yaptığı 5. nesil savaş uçağı J-20. Şey evet iki filo şu anda iki filonun operasyonel evet. olduğu söyleniyor. Bu e, ki 2020, şeyde, 2020 sayılarıydı bu. Yani bu, şu anda ben size onların 2020 sayılarını veriyorum. Dolayısıyla 2 yılda zaten bayağı bir ürettiler. Onun 19-20 olduğunu tahmin ediyorum. Bakın burada Rusya ile Amerika ile mücadele edebilecek efsaftaki uçakları şu 399 tane olan Su-20 J serisi ve alttaki J-20. Dolayısıyla buradan da Çin Hava Kuvvetleri'nin daha zayıf olduğu anlaşılıyor.